çok özlemişim. Gel eve artık. Daha küçük değil yani. Böyle seslendi olduğuna anne Melike Akdoğan. 3 gün sonra tam 1 yıl olacak oğlu kaçırılalı. Oğlumu istiyorum. Onu kaldırmışlar, götürmüşler daha. Ne zaman götürdüler? 1 yıl oldu. 14 yaşında okul sıralarında olması gerekirken PKK tarafından daha kaçırıldı Abdülkadir. Batman'da yaşayan ailesinden, 7 kardeşinden koparıldı. Gel anın senin arkanda, senin her şeyine ilgilenecek. Gel oğlum, seni çok özledik. Annen, baban, herkes. Gel eve artık, yeter, seni istiyorum. Kim götürmüşse getirsin seni bana. Okula gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Abdülkadir'i eve götürmek için geldi anne Melike Akdoğan. Çok kararlı. Artık evlat nöbetinde. Oraya gitmiş, nereye gitmiş? Hiçbir haber gelmemiş ondan. Bilmiyorum yani. Onu, o Kadir sesim geliyorsa, beni diyorsa ne olur gel, seni bekliyorum Kadir. Türkiye'nin dört bir yanından ailelere sarılmak için Diyarbakır'daydı üniversiteliler. Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu annelerle evlat nöbetine katıldı. Onlara destek verdi. PKK'nın lisan uzantısı olan bu parti bizim kardeşlerimize, ablalarımıza. Anaların ateşi PKK'yı yakacak. PKK'ya karşı çoban ateşini yakan analara destekler çığ gibi büyüyor. Türk gençliği kandırılan, kaçırılan çocuklarını isteyen anaların yanında yer almaya devam ediyor. 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet eylemi yapan analara destek verdi. Annelerimizin haklı isyanı Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşmiştir. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki il başkanlıklarını bir çocuk kaçırma merkezi olarak kullanmaktadır. PKK'nın kaçırdığı çocukların Türk genci olduğunu vurgulayan öğrenciler, gençliğin analarla birlikte olduğunu söyledi. Annelerimizin evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırıldı. Yani o evlatlar Türk, birer Türk genci. Bizler gibi, bizim sıra arkadaşlarımız aynı zamanda ve biz de Türk genci olarak bir vazife biliyoruz bunları. 9 Eylül Üniversitesi'nden de bu vazifemizi gerçekleştirmiş olduk. Çok gururluyuz bu açıdan. Dağda tutsak olan arkadaşlarımız bizlerin yaşıtı. Bizler burada okulumuza giderken, eğlenirken, arkadaşlarımızla vakit geçirirken onlar terör örgütü tarafından kaçırılıyor. Bunun karşısında kesinlikle duruyoruz Türk gençliği olarak. 9 Eylül Üniversitesi'nin vatansever öğrencileri Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin arkasında yer alıyor. Diyarbakır HDP il binası önünde bekleyen annelerimiz çocukları için oradalar. PKK tarafından daha kaçırılan çocuklar için oradalar. Ve o kaçırılan çocukların hepsi bizim yaşımızda ve bizim gibi burada okuması gerekirken, okula gitmesi, üniversiteye, liseye gitmesi gerekirken şu an dağdalar. Bunlar için anneler HDP il binası önünde toplandılar ve biz de annelerin yanında olduğumuzu göstermek için bugün burada bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Türk gençliği olarak her zaman PKK'nın karşısındayız, daha kaçırılan çocukların yanındayız, daha kaçırılan çocukların annelerinin yanındayız. Çocukların geri verilmesini istiyoruz, annelerine teslim edilmesini istiyoruz. Ve burada aracılık yapan herkese lanet okuyoruz. Ege Üniversitesi'nde başlayan ve 9 Eylül Üniversitesi ile devam eden analara destek açıklamaları İzmir'deki diğer üniversitelerde de yapılacak. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Yani ayaklarının altında cennet olan bir insanın bir parçasını alıp cehenneme gönderiyorlar zorla. Yani bu dünya üzerinde olabilecek en kötü şeylerden biri. Zaten terör denen şey çok büyük bir lanet olduğu için bundan kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yapmaya çalışacağız. Kahrolsun!